Arda Turan tarafıyla, Arda Turan tarafından kastım, Arda'nın kendisiyle konuşmadım ama hı-hı, menajeriyle, Ahmet Bulut'la konuşuyorum ara ara. Bugün itibariyle Ahmet Bulut'un ağzından bu ifadeleri kullanabilirim. Henüz Arda için kimseyle görüşmedim. Affedersin, kimseyle değil, Galatasaray'la görüşmemiz olmadı. Böyle bir durumla ilgili bize teklif yok resmi olarak. Böyle bir durumu şu anda farkındayım. Dış gelişmelerin, Fatih Terim'in açıklaması, Arda'nın sosyal medya mesajı, farklı durumların farkındayım ama resmi veya resmi olmayan hiçbir görüşme Galatasaray tarafından şimdi yapmadım diyor. Arda Galatasaray'a gelmek istiyor. Fatih Terim Arda'ya şüphesiz, anladığım kadarıyla ikinci bir şans tanımak istiyor, bunu dile getirdi. Mustafa Cengiz ve yönetimi, en azından yönetiminden bazı kişiler Arda'nın geri dönmesini istemiyor. Zamanında geri dönmesini istemeyen taraftar gruplarından bazıları Fatih Hoca'nın ricası sonrasındaki son basın toplantısı, maç sonu basın toplantısında Arda açıklaması şunu söyledi. Ben istiyorum ama benim istemem yeterli değil. Bu ne anlama geliyordu? Yani camianın istemesi gerekiyor, hı-hı, senin istemen gerekiyor. Şu anlama geliyordu. Bunun gazetecisi de orada senin de istemen gerekiyor derken şunu da ifade ediyor hoca. Gazetecisi de artık bu fikre karşı çıkmasın. Arda olmalı. Arda konusuna lütfen olumsuz yorum yapmayın. Fark ettiysen Galatasaray takip eden gazeteci arkadaşlarımızdan artık olumsuz bir yorum, Arda yorumu görmedim. Farkında değilim. Daha en önce azından, olumsuzdu, şimdi olumlu veya şey yapmıyorlar, ya söyleyemem. Işte şeyi, çetelesini tutmamış olalım diyelim. Yani şu an aynen, yok aynen, en azından. Okay. Galatasaray'ın taraftar grupları, en önemli taraftar grubu Ultraslan bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Gelirse destek vereceklerini söyledi. Olay tamamen şimdi top Mustafa Cengiz'in kalesinde. O topu çıkartabilecek mi, çıkartamayacak? Ben fikrimi şöyle ifade edeyim. Tamam. Geçtiğimiz iki hafta önce sen de mi yayın yapmıştık ya da emekle yaptık? Söyle abi. O olay şuna gelecek. Fatih Terim mi Galatasaray'ı yönetiyor, Mustafa Cengiz mi yönetiyor? Benim düşüncem o. Bence Fatih Terim daha güçlü Galatasaray camiasında şu an. Haklı bir şekilde gücünü de, hani haksız olduğunu söylemiyorum. Elde ettiği başarılar, geçmişi, inşa ettiği şeyler Fatih Terim'in çok daha önemli bir konumda olmasını sağlıyor olabilir. Mevki olarak şu an Mustafa Cengiz başkan olabilir ama Fatih Terim'in sözü daha çok geçiyor, Mustafa Cengiz'in başkanlığının sözü mü daha çok geçiyor? Bu olay onu gösterecek. Mustafa Cengiz defaatle söyledi Arda Turan'ı istemediğini ve Arda Turan'la ilgili bir gündemi olmadığını. Bakalım burada nasıl bir durum olacak. Fatih Terim, medya ve Ultrasan bu konuda Arda Turan'a yeşil ışık yakmışken Mustafa Cengiz acaba aynı söylemlere devam edebilecek mi? Bence edemeyecek. Yakın zamanda, çok yakın sürede zaten açıklanacaktır. Galatasaray formasını, artık 66 numaralı formayı tekrar giyeceği hatta dillendiriliyor bu konuda Arda'nın. Galatasaray formasını giyecek ve Galatasaray'la oynamaya başlayacak. Ve bu şu noktaya getiriyor, yine iki hafta önce söylediğimize. Evet, Galatasaray'da Fatih Terim büyüktür, Mustafa Cengiz, ki bu doğal. Hani bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum ama nihayetinde bir başkanın üstte 4 kere açıklama yaptı. Arda doğru ile cümleler eleştiri olarak ne zamandır kabul ediyorduk yani, zaten. Yani 4 kere açıklama yaptı başkan. O zaman evet, Sayın Başkanım bundan sonra bazı konularda özellikle Fatih Hoca'yla fikir belirttikleri konularda daha az keskin konuşması gerekecek.